Euz billahi rahim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat Umumi kabul görmemiş ferdi fikrini teşmin etmemek e, İslam dünyasında teşettüte yani ayrılığa sebebiyet verdiği gibi dershane içinde de sıkıntılara sebebiyet vermiş. Veriyor da. Ondan seçeyim. Yani bir şeyi ona has kıldın mı anlamamışız demektir. Ahmet Mehmet'e has kıldın mı? O zaman has kıldın mı? Okumaman lazım. Yani kısacası Yunus Aleyhisselam'ın Kur'an'da kısası Yunus'u kaldıracaksın sensin. Ustad bunu çok uyguluyor değil mi? Onun üç tane karanlığı vardı. Gece karanlık. Deniz karanlık, balığın içi karanlık. Gece istikbali gösteriyor. Deniz hayatı dünyeviyi gösteriyor. Balık içinde nefis. Üç tane karanlık. Yani aynı şey. Aynı. Her şey aynı. Bir isim değişikliği var. Malzemeler, objeler farklı. Müştehit olmayan kişi, yani ulema için söylenmiş şeyleri biz kendimizde uygulayacağız. Müştehit olmayan kişi dini meselelerde mecburiyetle rey cumhurun hükümlerine yani şeriatın temel kitaplarına bakacaktır. Mesela müştehit misin? Değilsin. Şimdi Müslümanları böyle televizyon ekranlarında perişan edenler kutsiyeti istismar ederek yapılıyor. Nedir o? Kur'an var. Kur'an var. Allah Allah. Sanki Kur'ancı. La vallahi Kur'ancı değil. La vallahi değil. Çok iyi biliyor. Çünkü bazı ayetler muteşabihtir. Ancak ehliyanlar diyor ayet var. Ama e, kalbinde maraz olanlar diyor müteşabih ayetlere başvururlar diyor. Risale var hatırlasın. Hatırlarsınız. E mezhepleri inkar ediyor. Vallahi niye dedim ki Kur'an'la barışık değil? Nasıl söylüyorsun? Çünkü mezebi inkar ediyorlar. 27. sözde ben ne söylüyorsam küllattan söylüyorum. Mezebi mezhepten zincir mezhep zincirinden kafasını çıkaranlar Neyin ispat ediyorlar? He? Dinsizliğini öyle geçiyor. Dinsizliğini. Ben gene hafif söyledim. Kur'an 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 esası kutsiyeti sanki Kur'an inkar eden var. İnsanlar böyle ya. Sanki ku, İmam Azam Kur'an'a uymamış. Haşa. Geylan Hazretleri Kur'an'a uymamış. İmam-ı Rabbani Hazretleri Geylan'a uymamış. Eşari Hazretleri Maturide Hazretleri Kur'an'a uymamış yani. Ha işte bu. Hariciler bu işte. Aynen aynı. Bu asırdaki temsilcileri. Mutezile ya. Yani. İtizal. Yani Kur'an'ın sayfa Kur'an'ın sayfasını yırtmış ya. Kılıcına geçirmiş. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir. Yani Kur'an'ın sari ifadeleriyle Kur'an'ın dışında bir şey ne derse kafirdir diyor böyle. Hazreti Ali ne dedi bu söze? Biliyor musun? Dedi ki bununla batıl kast edilen hak bir sözdür dedi. Ayet-i mealini söylüyorlar. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir. Hazreti Ali bak ne diyor? Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Koca 1400 seneden beri İslam dünyası anlamamış. İslamiyeti de bu adam bu adamlar anlamış. İslam'sız oğulları anlamış. Çok acayip ya. La vallahi Kur'ancı değil ya. Kur'an diyor. İstismar ediyor da. Bunlar bir şey değil ki. Kaç seneye, yüz sene alem istama İslam'a can çekiştirmiş. Neydi o münafığın adı ya? Arap dünyasında. Leyla baştan bir isim var. İngiliz casusu. İngiliz casusu. Lawrence. Lawrence. Asrımızda da vardı. Yok muydu? ne hale soktu Müslümanlara? Bir sürü insanları Müslümanların askeriyeden ve devlet kademelerinden zanlara zanlara muhatap olarak işinden olmuş, psikolojisinden olmasına sebebiyet vermiş. Aynı aynı kan. Müştehit olmayan kişi niye söylüyorum? Dini meselelerde uyacak yani İmam-ı Azam tövbe ya. Din düşmanı gösteriyor. Asrımızda yaygın olan bir cehalet, gaflettir ki Ahkam-ı şeriyede şeriat kitaplarına, nurculuk hizmetinde Risale-i Nur es eserlerine bakmadan... Mesela eğer e, İslam'ın geniş dairesine e, bakılacaksa ahkam-ı şeriyedeki şeriat kitaplarına... Eğer hizmet ediyorsak biz nurculuğun e, hareketini, zemberenini oluşturan Risale-i Nur eserleri bunlara bakmadan yani nur dairesinde Risale-i Nur'a, geniş dairede şeriat kitaplarına bakmadan ve kendi meyline göre hareket etmek, dini ve hizmeti tağyir etmektir ki ve büyük mesuliyeti taşıyan bidattır. Ustad, asrın bu hastalığını Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde beyan eder. Bir fikre davet cumhur ulemanın kabulüne vabestedir. Yoksa davet bidattır reddedilir. Mektubat 470. Bir fikre davet etmek. Kendi fikrine davet ediyor. Cumhurulema ne demiş buna? Yani bizde doğruluk ölçüsü neydi? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Adam şimdi daha Kur'an'a mana vermeyi aciz. Taret almayı da kesinlikle bilmiyor. Çünkü imam azamlara bakmasa tarih tanrı nasıl alınacak böyle yazmıyor ki. Ya bilmiyor. Şimdi e, ahkam kesiyor diyor ki. Bir başıma geldi ya çay elinde. Geldi. Daha önce Kur'an'ı biz ben öğrettim ya. Çay fabrikasına, çay alüminyum fabrikasına kamyon şoförü. Kamyon şoförü ya çay fabrikasına. Geldi bana diyor ki imam azama uymak zorunda mıyım? Herhalde kafayı yedi lan bir yere. Dedim ki lan sen iyi misin dedim ya. İyiyim iyiyim dedi. Ona Kur'an'ı ben sana öğrettim lan. Kur'an'ı ben sana öğrettim. Ramazan'a nasıl abdest alınacağını sana öğretmedim mi ben dedim. Şimdi bana diyor ki İmam Azam uymak zorunda mıyız? E, değilsin ama bir şartta. Onun seviyesinde olacaksın ki uymayacaksın. Reyni koruyabileceksin. Lan Kur'an okumayı bilmiyorsun daha ya. Yani namazda iade edersin ya sesi. Çok garip ya. Yaşadığımı söylüyorum. Benim hayretime şaşırıyorsunuz ama siz ne yapardınız benim yerimde olsanız? Senin Kur'an öğrettiğin adam diyor ki İmam Azam'a uymak zorunda mıyım? Bana demiyor ha sana uymak zorunda mıyım? Kamyon şoförü ya. Akşama kamyonda akşam gelmiş. Müştehit meali okuyor. Böyle olması lazım. Onun için cazip. Niye gidiyorlar? Niye dinliyorlar? Çok cazip. Niye İmam Azam'a tabi olacaksın? Kendi müştehit olacaksın. Cennetini de sen hazırlıyorsun. Kafana göre doğru yanlış. Mehas ne? Me 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 benim. Bu kadar cazip bir şey olur mu? Milliyetçilik de böyle caziptir. Müştehitçilik de böyle caziptir. İmam hatiplerde de böyle okutuyorlar. Siz öyle kişiler yetişiyorsunuz ki imam azamları geçeceksiniz. Hatta onları sorgulayacaksınız. Böyle diyor ya ben ezber atmıyorum bunu. Onların fikirlerini bile sorgulayacaksın. Kırkanda rastladığım çok. İki tane cami imamı, bu sözümü diyen cami imamları biliyorlar. Mustafa Emir dinliyorsa biliyor o. Ulu caminin imamı. Bir de 408 evlerin yukarıdaki o caminin imamı. Bir de nerenin camisi? Üç kişi gelmişler. Pamuk şöyle mi olur böyle mi olur? İmam Azam <laughs> iştihat etmeye çalışıyorlar. İştihat ne diyor? Hani uyumak zorunda Kur'an'dan bu sana o zaman pamuk nasıl şey alacaksın? Çekirdek şeklinde var. Kocaman ağaç çekirdek şeklinde var. Çekirdekte ağacın kokusu da meyvesi de tadı da her şeyde kimyası, geometrisi, matematiği, projesi var. Ama sen şimdi karpuzun çekirdeğinde karpuzu ararsa o ne uygun yazılım var? Kur'an'da böyle. Her bir harfi çekirdeğe benziyor. Eyle olacaksın. Fizikçiler ayrı bakar çekirdeğe, biyologlar ayrı bakar. Ziraatçılar ayrı bakar. Demek ki bir fikre davet cumhur ulemanın kabulüne vabestir, ona bağlıdır. Yoksa davet bir dattır. Ben böyle anlıyorum. Sen anlayabilirsin canım. Ama yayamazsın böyle. Böyle Takozoviçler de var ya. Ha işte bunlar, bunlar dini rehber yani. Ne güzel demiş ya Mustafa Sabri Efendi. Son Şeyhülislam'ın Şeyhülislamı, Osmanlı'nın şe son Şeyhülislamı. Kitabın adıdır. Dini tamir davasında din tahripçileri demiş. Kitabın adı ha. Dini tamir davasında din tahripçileri. Burada uygulayalım. Mesela senin söylediğin yaptığın külliyatta var mı bu kardeşim? Dershanecilikte var mı? Dershane ahlakında var mı? Yok. Sana aittir. Teşmil etme. Genelleme on. Devam edelim. Her mustahit çendan iştihat edebilir. Mustahit ama. Lakin iştihadi o vakit düsturu amel olur ki ne zaman olur? Söylediği amel olur. Bir nevi icma veya cumhurun tasdikine iktiran eder. Sunu hatırlat işaret 34. Yani mesela bir zat vardı. Meşhur. Müsbet birisi ama. Televizyonda çıkardı. Ee, var bunun. Şu an çıkmıyor galiba. Telefon ettim. Dedim ki konuyu da unuttum. Hocam dedim böyle böyle televizyonda dediniz bana o da şey yaptılar. Ben hoca oldum değil. Ben talibiyim ya. Hocam dedim böyle dedi bir arkadaş. Siz söylemişsiniz. Doğru mu? Sizden duymak istiyorum. Doğru dedi. Hocam dedim nereye dayandınız? Çok merak ettim dedim ya bunu. Yani yanlış anlamayın da öğrenmek istiyorum. Yo yo dedi. Memnun oldum dedi. Şöyle şöyle bir gayet. Kıyas mı ettiniz dedim. Evet dedi ona kıyas ettim dedi. Kıyası kıyas ulema mısınız dedim. Olmadı mı nereden biliyorsun dedi. İcma ümmet değilsin dedim. Kıyas ulema, kıyas edebilmen için icma olman gerekiyor. Ulema seni icma etmesi Yani. Onaylamalar lazım. Bu dedi ki, sen ne iş yapıyorsun dedi ya. Hocam dedim kıyas edemezsiniz. Peki ne olacak peki kardeşim dedi asın yeni meselelerine. Asın imamlar imamı yapacak bunu imamı gelmeden ferdi şeyler, ferdi çıkışlar sizin söylediğiniz doğru dahi olsa fert ya, Fitneye sebep oluyor. Ne yapacaksınız? Bu konuda ehli olanlar mabeyninde İsmail İsmaila'dır, şurada Budur, Nurcular. Onların ehilleri telefon edeceksiniz. Yani Telefon edeceksiniz kardeşim. Enaniyetinizi yere indireceksiniz. Telefon edeceksiniz. Ben falanca hoca. Ey İsmail Ağa, er menzil, ey Nurcular, ey bilmem neciler böyle bir şey düşünün. Yani siz ne diyorsunuz? İcma olman lazım. O zaman umumi, umumun adına çıkıyor. Rüştü abi bunu abilere teklif etmişti. Ve kendi söyledi ve dedi. ses kayıtlarında var, görüntülerde var. Yayın abiye söylüyorum. Ben oradaydım. 1985'te Sungur abiye söyledi. Sungur abiye, Abdullah Yayın abiye, Aytumur abiye devamlı söyledi. Hüsnü abiye söyledi. Dedi ki abi dedi İstanbul'da bir bina yapın. Bina yapın. Bak şimdi. Her katta biriniz oturun. biz yap Onaylayın biz yaptıralım. Her katta bir varisler otursun. Orada olun. He sizin beraber bulunmanız ve e söz birliğiyle anlayış birliğiyle bazı layıkaları çıkartın. Bak Nurcular nasıl bir olur. Baştaki o böcekler var ya gidenler. Baştakini böyle çevirin kenara. Uçta i̇şte bir denemiş. Ağaca çıkıyor ya böyle karınca gibi karınca. Baştaki karıncayı almış kenara koymuş. Daha aniden nasıl böyle ön aşağıdaki zincirdeki zincir bozuldu. Sonra bir karmaşıklık oldu. Tekrar bu başı buldular. Ondan sonra hemen arkası da düzeldi. Mer kokuyla böyle oluyormuş. Bak baş neyse. E siz de böyle Sungur abi, Yeğen abiler, Sait Ömer abiler, işte bir ol Zübeyir abiler bir olsa tek bir binadan hüküm çıksaydı şimdi bölümler olur muydu ama hepsini bir araya da toplamak doğru da değil ama böyle bir şey ahkam olsaydı güzel olurdu ama demek ki bir insan kıyas edebilmesi için icma olma, onun kıyas edebilmesi adına e, icma bulması gerekiyor onu, onaylanması gerekiyor. Mesela beni niye dinliyorsunuz burada? Niye şaptınız? Şey i̇cma var. Ya diyorsunuz ki bu mazide lisanali bunun mazisi var. Bu hamallığını yapmış bu hizmetin. Bu biliniyor. Yani bu bunları savunmuş. Bir kanaatınız var da oturduk dinliyorsunuz. Öyle mi değil? Öyle. Yeni bir adam olsa, çok da eski olsa, çok iyi bilse nasıl dinlerdiniz? Yani kim yani? Mesela çok iyi bir nur talebi olsa ben hemen cumartesi hem bu arada ölçü söyleyeyim. Genç dayı olsanız bir yerde ders yapıyorsun. Çok büyük abi dayı olsanız Abi gelse kürsüyü vermeyin. Ne diyeceği belli değil ki kardeşim bizim kültüre uygun mu, meşrebimize uygun mu? Vermeyin. Ne, ne, ne yaptığını bilemezsiniz onu. Tanımazsınız mazisi vardır. Şu meşhurdur, ismi var. İsmi var ama mazisi var bir sürü. Bilemezsiniz, gençsiniz. Abi şey yapalım, sonra bize fatura olur. De böyle de oldu ya. Mesela Sultanbeyli Gölet'e abi çok böyle bilinen bir sevilen bir abi gibi abi ama mazisi enkazlarla bir kız enkazları var. Ne oldu? Bize mal oldu. Niye sormadın bana? Abi bilmiyordum. Yani neyi bilmiyordun? Sormayı da mı? Abi böyle bir risk geldi. Kürsüyü verir mi? Telefon denilen bir şey var yani. Sor. Bak bu da bir ölçü. O büyük abidir diye kürsü verilmez kardeşime. Biliyor musun? Bilmiyorsun. İlle verilmesi gerekiyorsa ehline, seni mesul o, seninle mesul olan birinci derecedeki yere soracaksın. Ömer abinize soracaksınız. Abi bu nasıl? O karar Eğer şey yapmazsa sorar da bize. Abi bunun hakkında mazisi var mı? Yani bu şey değil biliyor musun? Sonra olacak şeyi telafi edemezsiniz. Söyleyeceği şeyleri. Kürsüde de söyledi mi? Ya Allah rahmet etsin. Çağ elinde kalıyorum 86'da 1986'da. Çerli Rize'den bir çıkartma yaptılar böyle. Başında da bir İzmir'den bir abim meşhur. Bak hiç sormadan paldır küldür hiç sormadı ha. Burası zamanın yeridir dedi benimdir dedi yaşta. Hiç ha paldır küldür oturdu hiç unutmuyor. Artık etmediğini demediğini bırakmadı bana izahlı ders yapıyorsun. Oh. Çarşamba gün berbat etti gitti. Biz de gençiz. Rüştü abi de bunu duydu. Etmedi de yapmadığı kalmadı. Bir de o bana kızdı. Niye verdin diye. Vermedim abi. Paldır küldür geçti. Paldır küldür haddini bilmiyorsa, o edebi takınmamışsa sen edep takınmayacaksın. Abi ne yapıyorsun ya? Paldır küldür. Ha, madem bu şeye, edebe uymuyorsa mantıksız bak mantıksıza mantıklı hareket yapmak mantıksızlıktır mantıksıza, mantıklı hareket yapmak mantıksızlıktır. Edebe uymayana edeple yaklaşmak edep değildir. İhanet edene, ihanet edene, ihanet etmek hakka tabi olmaktır. İhanet edene, Allah'a ihanet edene, ihanet etmek Allah'a tabi olmaktır. Mustahit, müştehit olabilir, müşerri olamaz. Mustahitsin, Yani e, ahkam çıkartmaya Kur'an'dan hadisten ki biz de uygulayalım. Risale-i Nur'dan dostur çıkartmaya yetkilisin. Yani olabilirsin ama müşiri şer edemezsin onu. Genelleyemezsin. Aa bak burada burada zimli ve gizli bir mana var arkadaşlar. Sen de böyle yapmak lazım. Herkes böyle anlıyor. Yani bağlayıcı olabilmesi için sarih olması lazım. Risale-i Nur'da. Yoksa o kişilerin seviyelerine göre farklılık olur. Bu çok önemli. Bizi birbirimize bağlayan imar, remzi, telmi, işari manalar değil. Dusturlar sarihtir. Vakı hakkı Zekatı verin, namazı kılın. Yani imar şeklinde bir emir olmaz. Onun için mesela venher, kes demiş ayette ne keseceğini dememiş. İmam Şafii arzularını kestemiş İmam-ı Azam demiş ki hayvan kestemiş Kurban farz mıdır kesmek? İslam esasından bir tanesi kurban kesmek. Farz mıdır? Vaciptir. Ş Şafii de sünnettir. Abdestin farzı bizde kaçtır? E 6 yani. Eş değil altı. Sıra sıralamak bir de tertip var, bir de muvalat var. Evet ya. Biz de solundan başlayabilirsin yani. Kaydı şey yapılmıyor. Görüyor musun? Demek ki mana çıkartmaya yetkili olabilirsin ama genellemeye yetkili değilsin. Bunu külliyata uyguluyoruz. Yani biz ulema olmadığımız için aynı kanunu Risale'nin her şey yapıyoruz. Mesela abi ben bunu enfusi manaları bulduk. Tamam mı? vicdan böyledir, dima böyledir. Yok kardeşim ihtiyacını hissedenlere yani beraber bak ben böyle anladım. Hiç kimse iddia edemez ki bu böyledir. Ama ben böyle anladım diyebilir. Olması lazım. Yoksa ilim durur. Sari ifadelere hasretmek ilim durur. Yani sari ifade mananın tek olduğunu iddia etmek. O zaman kelam-ı ilahi tek midir Aşa Tövbe Estağfurullah? Onun batınında sucunun, guslun, battın, hattın, battın, muttalağın, zahir, ba sari, İmar, remzi, telmi, işari bir sürü mana tabakaları var. Kur'an'da cari olan bir sistem, yöntem Risale'de da caridir. Risale'de da aynı Kur'an'ın bu asın son mucizeyi maneviyesidir. Sari ifade has kılsan o zaman akıs olur. Bu kadar mı ya? Manası demezler. Manası bu kadar. Adamlar harften mana çıkartıyor ya. Harfin şeklinden ya he niye böyle? Allah varken hey yoktu, lam yoktu. Bu lamı niye böyle yaptı? Vav'u niye böyle yaptı? Vav'dan annenin karnını şey yapıyorlar ya. Çocuğun şeyini yapıyorlar. Vav'dan nefesindeki e, konuşmanın çıkması rey su, ifade ediyorlar. Neler yapıyorlar ya? İlm hurufu Kur'an uleması var ya. Kur'an harfleri üzerinde tabiatları, şekilleri, seslerini göre mana tefsir eden tefsir var alem İslam'da ya. Tefsir var ya. Mucize ya bu konuşma Bu her harfin tabiatı var. Ateş mi, su mu, e, toprak mı, hava mı? Her bir harfin tabiatı var. Onun için Hasan, annesinin ismini al. Osmanlıca. Osmanlıca Hasan'ı al. Bunların efendim, bak bakalım o kullanılan harfler. Tabiat hangi harfler? Bu adam, e, Kuvve-i Gadabiye mi, Kuvve-i mi, Kuvve-i Akdeniz'i Galip mi anlarsın? Hangi esmaların galip esmaları olduğunu anlarsın. Ehli tabi. Bana dersten soru gelmeyin. Ben anlamam yani. Ama böyle bir şey var. Abdülkadir. Neredesin abi? Burada ol. Yalnızlaşma. Kurt yersin. Kurtlar şeyi çok sever. Buzlu havayı. Buzlu havayı çöçe. Şey, buzlu dedim. Sisli. Ha, puslu. Puslu havayı yani. Neye benziyor biliyor musun? Öyle yüksek bir dağ düşünün, arabayla bayağı gidiyorsun. Biz çoban keçi yapıyorduk böyle. Her tarafı buz kaplamış. Ondan sonra e, biraz iniyor. Araba oradan geçiyor ama aşağısı bu şey pus, sis. Sonra diyorsun ki arası da düz. Allah bir rüzgar geliyor. Bir kaldırıp bakıyorsun ki korkunç uçurum. Mala mülke güvenme demiş. Muhalif bir rüzgar eser savurur harman gibi. Aynı bir rüzgar eser. Her şey düzdü. Her şey uçurum oldu. Ya. İçtihadın şartını haiz olan her mustahit ediyor nefsi için naz olmayan da içtihat. Ona lazım gayrı ilzam edemez. Sarihte içtihat edilmez. Mesela e, sadakat. Yani Risale-i Nur külliyatına sadakat lazım mı değil mi? Meşhuriyet edilir mi? Edilmek ne demek biliyor musun? Mesela Risale-i Nur'un düsturlarına sadakat, ustad demiş emir. Sari ifade ise, eğer bu meşhuriyet edilirse sari ifade, şu, şunu yapmış oluyor. Ustad nerede? Dur. Arkaya bakıyor. Bu misal bana ait değil. Rüştü abiye. Bu da Zübeyir abiden nakletmiş. Eğer Risale-i Nur'daki açık ifadeler kale alınmayıp kendi reyiyle söylerse külliyatta var olduğu halde ustat nerede diye sorsa ustat arkada. Sari ifadeler tevil edilmez. Çünkü o zaman tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Bizi bağlayan hiçbir şey kalmamış olur. Bir daha. Sari ifadeler tevil edilemez. Eğer sari ifadeler tevil edilirse bir, birbirimizi bağlayan e bağlar yok olur. Düşünebiliyor musun bak? Sari ifadeler tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek bir şey kalmaz. O zaman herkes tevil eder. Mutezile, mutezile oluruz, ve abi oluruz. Acayip bir şey ya. Bak sari ifade sen tevil ettin, ben ettim, o ettim. Nerede buluşacağız? Sari ifadeler tevil edilemez. Cümlemiz şu. Sari ifadeler tevil edilemez. Tevil edilirse bizi bağlayan hiçbir bağ kalmamış olur bağlayıcılığı yok. Herkes kendisi tevil ediyor. E nerede, nerede buluşacağız? Uçuklarda. Hayal dünyasında. Sari ifadeler tevil edilemez. Onun adı tevil edilemediği için dusturdur. Esastır. Muhkemattır, zaruriyattır. Dört tanedir. Kur'an'daki kanun Risale-i Nur'da da calidir. Esasattır, musellemattır, zaruriyattır, muhkemattır. Ne demekti? O sonra şey yaparız. Ümmeti davetle teşhi edemez. Yani ümmeti kendi anlayışına davet edemez. Ama hani şöyle der. Ben böyle anladım. Ama böyle yapın. Nerede yazıyor? Ya böyle anladım. Ya sen anlamışsın ya. Göstermen lazım. Gö gösteremiyorum ama hatırlıyor. İmam, -ı, İmam -ı Ebu Yusuf diyor ki. Tamini bir fetva versen ve isabet etsen ama ondan emin değil, okumamışsın. Ama isabet ettin tahmin, haramdır. Herkes tahminini söylese ne olur? Görüyor musun? Ama isabet ettin. Haramdır. O yol açık olamaz. O yol açık olur mu? Tahmini söyledim. E etmeseydin ne olacaktı? Bu yol kapalı kardeşim. Tahmin. Ben ta tahmin ediyorum ki böyledir. Okudun mu? Okumadın. Tahmin ediyor. O da tahmin eder. İsabet etsen bile haramdır ya. Olur mu öyle bir şey? Sari ifadeler tevil edilemez. Sari ifadelere davet edilir. Fehmi diyor, yani anlayışı şeriattan olur. Risale-i Nur olursa, Risale-i Nur'un ruhu olur. Nasıl olur? Mesela muhadisler var ya muhadisler, hadis imamları. Bir kelamın değil diyor. Bir harfin bile tabiatını bildikleri için Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan sözü o kadar aşına peyda etmiş ki ömrünü vermişler. Hadis imamları ona ait olmayan bir kelamı harfi bile anlıyorlarmış. Buna delil şöyle misal vereyim. Anlayacağımız misali. Mesela ben tam 50 küsür yaşındayım. 17 yaşından beri bu parkura girmişim. Külliyata dair külliyattandır diye bir kelime söylensin cümle değil. Bu kelime külliyatta var mı yok mu? Allah'ın izniyle yüzde 95 söylerim. Bu kelime külliyatta yoktur. Böyle bir kelime yoktur. Siz de sevinize göre söylersiniz. Niye? Çünkü feymi yani haletimiz, fikriyatımız Risale-i Nur oldukça onun ruhuna uygun mu değil mi bu kelimeyi bilirsin. Ruhuna uygun mu değil mi? Bilemez misin Mehmet 50 60? Bilinir bu bu, bu küllatı böyle tabir geçmez ya. Ge Ancak şu pey şöyle yaparsın. Acaba eski eserlerde var mı? Evet. Değil mi? Gayrimün de. Gayrim mi eski eser? Peki biz ne yapıyoruz biliyor musun? Söylediğimiz bir şeyi delillendirmek için sarihte yok. Açık ifade yok. Gayrimün teşhirde var kardeşim. Da, hadis böyle, böyle he? Hadis imamları böyle. Onun için delil yaptım. O kadar diyor pe, ustadın sözü ya bir mana söylüyorum. Ustad diyor. Diyor ki işte Risale. O kadar Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın kelamına, lafzına, kelamına, manasına, hakikatına bir de hissiyat ve duygu ve latife mertebelerine o kadar fenafil olmuşlar ki da, Resulullah'a artık Resulullah'tan böyle bir kelam, bir kelime çıkmaz. Bilirler. Mesela bizim Nadir abi hayat varsa o kadar fenafi olmuş ki bir yanlış okusa kardeşine değillerdi yani. hiç 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 affetmez. Hayat bağısı, 30. Lema'daki hayat bağısı, bir kelime farklı oku. Orada yok der. Bir kişi de vardı, or general. Mahsus yaptım ben onu denemek için. Necat abi vardı. Mahsus okuyorum, şöyle ders dinler. Çorap satar ya. Çorap satıyor. Mahsus. Böyle biliyordum da. Mahsus okuyorum. Bir kelime, kelime ekledim. inan bana. Yalan söylemem. Kelime ekledim. Böyle uyuyor gibi. Sen, kardeş. Bakar mısın Hasan kardeş? Buyur abi. Orada bir kelime yanlış okudun gibi geliyor bana dedi. Ona bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil ya. Denedim çok bu adamı. Çünkü biliniyor, biliniyor ya meşhur. Yok abi burada böyle. Gene okudum. Aynı o yanlış okudum. Kardeş orada o kelime yok dedi. Olamaz dedi. Çünkü hem mana yıkar hem de ustada yakışan bir kelime değil dedi. Böyle bir kelime yok. Abi hakkını helal et. Beni yak. Dersin dedi hukukuna mani oluyorsun bak. Neyi, neyi deniyorsun? Abi şey burada latife şaka olur mu ya dedi. 6 ay beraber dershanede kalmıştık. 80 küsürde. Bir de okuyorum. Ümmeti da davetle teşhi edemez. Fehmi şeriattan olur. Lakin şeriat olamaz. Anlayışı şeriattandır ama anlayışı şeriat olmaz. Şuraya bak. Müştehit olabilir fakat müşerri olamaz. Ya onu, onu ifade edemez. Hakikat budur diye davet edemez. İşte örnek verdim. Seyahatlerde kardeşim külliyatta hatırla çatışıyor külliyata demiş ki namaz kasredilir. İlleti seferdir, hikmeti meşakattir. İsterse meşakkat olmasın. Uçakla git fark etmez. Bu Divan Halbörf'ün en sonunda bu soru var. Uçakla gidilse tayyare ile illet var, hikmet yok. Olmasın hikmet, illet yetiyor. İcma ile cumhurdur. He. Sikki şeri görür. Yani kitap sünnet icma ve kıyas. Bu ikisi şeriattaki hükmü görüyor. Bir fikre davet etmek zanni kabulü cumhur şart evel oluyor. Ha. Şimdi bu icma ve cumhurun icma ve ittifakı göstermesi. Neyse bunu konuştuk. Yoksa davet bidattır, edilir. ağzına tıkılır, onda onda daha çıkamaz. Burada bunlar hep zikretmekle hem şeriatta genel bir kaydı söylüyor. Bu bizim mesleğimize şey yapıyor. Yani uygulama aynı kanun. Sual. Alemi yani gene külliyata uygulayın Nur Cemaatine bunu. Sual. E, nerede geçiyor? Munazarat 79. Alem İslam ulemasının ortalarındaki müthiş ihtilafata ne dersin? Reyn nedir? Alem İslam'da bir sürü ihtilaf var alimlerde. Aslında ihtilaf beni o kadar memnun ediyor ki vallahi inan. Kü Tabii. Külliyatta da mesela farklı anlayışlar. Vallahi böyle sizi ders yaptırıyorum beraber. Oturmuyor mu? Ot oturuyorsunuz genç. Ben bile çekmedim mi Murat dursunuz sizleri. He? Ha bunu otur oturuyorum karşınıza. Siz ders yapınca hatta riyakarlık yapmıyorum ki. Orayı anlayamadım ben dedim. Ya ne diyor? Soruyor muyum sormuyor muyum? Soruyorum. Niye yapıyorum biliyor musun? Riyakarlık size ders olsun diye değil. Ha. Ya onun saf, temiz kalbine Risale-i Nur'dan bir değişik mana mı açıldı? Allah ona ne verdi merak ediyor. Ne kadar terkimiz olursa, günahtan uzak olursa Risale-i Nur'un manalar ortaya çıkar. Ne okursan oku mana çıkmaz, lafzı olur. İlmini alırsın ama manası, hissiz, hissi olabilmesi için terk lazım. La ilahe olmadıkça illallah olmuyor. Ya ben de kardeşim büyüdüm da cemaatta büyüdüm ya. Mümkün mü ya bir abi beni dinleyecek? Yani biraz da yani şeyi bilmek lazım da nimeti bilelim. Kelimizden almasın Allah. Ben sizi oturtuyorum. Ben hatta kameraya ben çekiyorum, yayınlıyorum. Ve ders dinliyorum. Çarşamba dersleri hep öyledi gafurların orada. Hem de işte hayat vakıfta değil. Gafurdur, Harin, Harundur, şudur, budur, Osmanlar Bir sürü dersleri var. Öyle değil mi? Kardeşim siz de öyle olacaksınız da gelecekte. Yani böyleydi. Usta da dinlerdi. Ehli olacak, ehlidir. 15 bir aydan beri ona çalış dedik. Paldır küldür diye bu ders yaptığı verilmez. Ehli olması lazım oraya geçen. Risale-i Nur. Ya Risale-i herkes okuma. Herkes değil kardeş. Umumi ders herkes okumaz. Umumi derste sen oku sen oku, olmaz. Ehli midir kardeş? Ehli midir? Telaffuz edemiyor. Ağzından çıkmıyor kelime ya. Alışmamış ki o kelimeye. Akşama videolarla uğraşmış adam 15 dakika sen oku sen oku sen oku olur mu? Yani bu ehli olacak ya. Ehline verin diyor. Şeriatın emridir ya. Her şeyi ehline vereceksin. Ehli mi? Ehline vereceksin kardeşim. Hizmeti de ehline vereceksin. Sen oku sen oku. Okumaya alıştıracağız. O umumi dersin dışında. Umumi hukuktur bu. Umumi kürsüye adam ya ben ben söyleyeyim size adam kelimeyi telaffuz edemiyor. Yani alışmamış Osmanlıca kelimeyi. Denk gelmiş o adama kemküm yapıyor. Bu sefer onu da aşağılıyoruz. Tamam kardeş dur sen ok. E, ne oldu o adam? Mahvoldu gitti. Telaffuz edemedi. Okuyamam da demedi. Diyemedi. Ya ne gerek var? işi şeriatta kayda midir? İşi eğiline verin. Eğiliyse, eğiliyse ver. Ama herhalde tahmin ediyorum ki ehline veriliyordur. Sen sen diye seçiliyor. Tombala çekilmiyor da öyledir ya. Yoksa o yapmazlar. Bir daha alim İslam'ın e, ulemanın ihtilafına ne dersin? Risale-i Nur'da farklı farklı anlayışlara ne dersin? Aynı kan. Bunu okuyorum, itiriyoruz dersin. Cevap ben alim İslamiyete gayri muntazam veya intizamın bozulmuş bir meclisi mebusan yani milletvekili millet meclisi var ya böyle Ankara'da veya bir encümen şura nazarıyla bakıyorum. Yani alim İslam'daki ulema veya nur Cemaatındaki talebelere Ankara'daki büyük millet, büyük millet meclisi var. Milletvekillerinin bulunduğu yer veya ulemanın bir böyle ittifak ettiği, toplandığı bir şura meclisi diye bakıyorum. Evet evet. Evet. Evet evet intizamı şey olmuş. Farklı farklı birbirinden haberi yok. Bir de aralarında fitneler uçurulmuş. Sen böyle demiş, o böyle demiş. Sonra anlaşılmış. Ve ortalık berbat olduktan sonra bir araya gelince yok ben öyle demedim. O da diyor Allah Allah. Bana böyle dedi. Sayır. Boşuna mı kayda getirilmiş? Ee, Kur'an'da da hangi sürenin 6. ayetiydi? Ey iman edenler, ey iman edenler bir fasık size bir haber getirdiği zaman Hucurat mıydı? Ee, o tahkik etmeden karar vermeyin. Fasık. Hele televizyon kanallarında bir şey duyuyoruz. Fena anca böyle dedi. Vay Hasan abi şöyle vay sen nasıl dersin falan. Aha, ne diyor peki? Masak, fasık mı tecahir? Fasık mı Evet. Yani televizyon mesela akşama kadar İslam'ın aleyhinde haram neşediyor o açık saçık mesela haberleri bile veren kadın. Haram şeriatta. E, akşama fıskı yayılan yerde ondan sonra bir haber düşüyor. Ondan sonra inanıyoruz. Sanki Kur'an demiş. Hasan kardeş ya nasıl dersin ya? Ya böyle değil. Ne olacak peki? Ey iman edenler. Hucurat değil mi? Ey iman edenler. Bir fasık size haber getirdiği zaman tahkik etmeden karar vermeyiniz. Yoksa zalimlerden olursunuz. Sen bunu karar verirken, bana hakaret ederken, hücum ederken bana sordun mu böyle midir diye? Sordun mu? Şimdi niye korkuyorsun hakkını helal et? Ben hakkımı etsem, etsem ne olur? Benim Benimle onu haberleri yapanlar benimle aslında şahsıma değil, benimle bilinen Risale-i Nur'a hizmete hücum etmek istiyorlar. Bilmiyor musun yani? yani bizimle özdeş yapmaya çalışıyorlar hizmeti. Nurcuların hocası. Ne hocası lan? Nurcuların hocası mı var? Ee, sen de hemen inandın. Ne olacak peki? Ayetin ne diyeceksin? Ne yapacaksın? Ha, ben hakkımı helal etsem ne olur? Hizmetin kutsiyetine zarar verdin. Sen de bayrak tuttun. Onların safına geçtin otomatik. Hucurat suresi. Tahkik ettin mi kardeşim? Cemaatin için içinde yapalım. Ya falan abi böyle dedi, falan kardeş böyle dedi. Tamam dedi. Gel ha buraya. Veya git yanına veya telefon et. Ben konuşuyorum. Şeriattan işitiyoruz ki rey cumhur budur. Fetva bunun üzerinedir. Rey cumhur budur. Yani caddi kübra nedir o? Muzam ümmetti. Muzam ümmet caddi kübradan gider diyor. Nerede geçtiğini biliyor musunuz? Bak, muzam ümmet caddi kübradan gider. Nedir o? Neresidir? Hadi bakalım atmayın da bilerek en azından kitap istiyorum. Hangi kitapta geçiyor? Muzam ümmet yani ümmetimizin ekseri, ümmetin ekserisi cadde-i kübradan gider ara sokaklara sokma onları. Yok. Tamam. Onu o zaman öğren. Öğren dersten sonra. Ve unutma, unutmazsınız bak. Yok abim yok. Evet. Atma kardeşim demiş Müslüman kardeşiyiz. Şeriattan işitiyoruz ki rey cumhur budur. Fetva bunun üzerinedir. İşte şu bu meclisteki rey ekseriyetin naziresidir. Mesela diyelim ki yeni bir hadise olmuş. Risale-i Nur'la alakalı olmayabilir ama içtimayatta ama siyaset, böyle yani ortalık acayip olmuş Suriye, Amerika ile savaşa girildi şuyla filan. Elis Ali Nur ne diyor? Yani kendi her kafadan ses çıkmaması için e, bu işte abilerde mesela e, şeylerde görüştüm. Bu arada hepsinin tek sen yap şimdi? E, pro, pro, dekan var ya böyle, Eşadi Hoca evet, onunla da görüştük böyle. Yani böyle beraber hareket etmek gerekiyor böyle şeylerde. Bak Risale'de böyle geçiyor. Onlar da ne yapar? Ehline, edebine, şeyine. Bak burada böyle böyle geçiyor. Böyle bir şey, şey yapacağız. Ee, yapmak gerekiyor. Rey cumhurdan maada olan akval. Yani e, umumun ittifak etmediği şey olsa kabil söz. Eğer hakikat ve mazdan hali ve boş olmasa istidadatın reylerine bırakılır. Yani... Ee, tamam tek başınadır ama e, Risale'nin sarı ifadesini söylüyorsa başkasının rehin almaya gerek yok. Bu söylenilen şey sarı ifade olmayan bir şey. Mesela dershaneye si siyaset sokalım mı sokmayalım. Abilerle, kardeşlerle meşhur edilir mi? Sarı ifadeler konuşmuyor zaten başta söyledik. Sarı ifade olmayan anlaşılabilir mana mertebesinde fert çıkmamak gerekiyor. İlimde çıkılabilir. Yani tefekkürde çıkılabilir. Ama hareket var ya. Yani mesela Allah hakkında çok çeşitli düşünebilirsin. Hakikat olsun. Ama namaz nasıl kılınır? Farklı olamaz. Herkes aynı olacak. Onun için dusturlar sarihtir. Herkesi bağladığı için sarihtir. Dusturlar ima olmaz. Gizli olmaz işare olmaz. Dusturlar sarihtir. Sari olduğu için dusturdur. Ama e, ilmi ise yani anlayış ise marifetullah'ta ise hissiyatta ise duyguların anlaşımı ruh dersi veya ene dersi veya marifetullah dersi ise çeşitli nihayetsiz mertebe olması zaten lazım. Orada konuşulur, konuşmak lazım böyle böyle diye. Yoksa mesela evde mi ders kitabımı okuyayım, dershaneye mi gideyim? Müfrütan irtibat lazımdır diyor. Derse gideyim mi gitmeyeyim? Ben başka söyleyeyim. Bir nur talebesi için. Cami mi yaptıralım, medrese mi yaptıralım? Her bir nur talebesinin vazifesi bir yer, her bir küçük yerde bir medrese nuru yapması lazım. Müslümanlar zaten cami yapıyor. Vesaire. Ama bizim vazifemiz her medrese açalım mı lokal mı açalım? Rüştü bir şöyle misal verdi. Dedi ki dershane mi açalım? Ee, ne bileyim lokal olur, kütüphane olur, park olur bir yerde işte orada cazip şeyler koyarız da orada irtibat kurarız gençlerle. Onu yapma demiyoruz ama risale Nur talebelerinin aslı vazifeleri dershane açmaktır. Soruyor diyor. Arnavut köyün o zaman Zeytinburnu'daydık şöyle derdi. Zeytinburnu'nun neresinde açalım? Girişinde mi, çıkışında ortamında? Külliyatta var mı? Peki birinci kat mı, sonuncu kat mı? Abdülkadir hangi katta açalım? yok ki. O meşveret edilir. Arnavut köyünde dershane açalım mı, açmayalım mı? Arnavut köyü yok. Ama dershane açalım mı, açmayalım mı? Meşveret edilmez. Arnavut köyün neresinde açılacağız? Meşveret edilir. Birinci kat mı, üçüncü kat mı? Meşveret edilir. Çünkü külliyatta yok. Her yöreye göre değişir bu. Bakalım. Sari ifadeleri beraber hareket etme değil. Zaten ifade ediyorsun. Senin anlayışın değil. Ta her bir istidat terbiyesine münasip gördüğünü intisap etsin. Lakin burada iki nokta mühime var. Mesela niye marna mertebeleri söyleniyor? Diyelim ki ruh. Bir abi ruh tersinde şöyle anlıyor. Veya kader kader. Kader niye herkeste farklı? Ağacı düşünün çekirdek evveluhu. Meyve son, ahiruhu. Ağacın görünüşü, zahiru, Ağacın içi, batinuhu. Tamam. Evveluhu, ahiruhu, zahiru, batinuhu. Kader Risalesini evvel ismiyle izah eden, ahir ismiyle izah edenle elbette ki farklı olacaktır. Onun için kader dersi, imani dersler farklıdır. Ha dördünü cem ederek ders yapmak e, havasa masum, O çok zor ya. Yani. O derste hem evvel, hem evveli, hem ahiri, hem zahir ismini hem batın ismini. Yani ağacın kökünü, meyvesini, zahirinsini ve batınısını e, kuşatarak ders yapmak çok zor. Onun için farklıdır. Ha onun için herkes bunu ifade edebilir. Bir mana mertebe. Ama budur diyemez. Ben böyle anladım demeli. Ama Dusturlar böyle değildir. Ee, tefsir mi okuyalım, risale mi okuyalım? Böyle şey olur mu, teklif olur mu? Bizim Nur talebesinin vazifesi 188, Kastamonu'da mıydı? 185 mi, 188 mi? Ya işte Said Nursi başka kitapları beğenmiyor ki yanında başka kitapları bulundurmuyor. Hatırladınız mı? Lemaat'ın en sonunda. Kastamonu'da lemaat var. İlk mektup. 188 mi 185 mi? Bakıma kan onu niye merak etmiyorsunuz Zübeyir? Hadi abi biraz böyle hareketlensin ortalık. Durgun. Son cümle okuyorum onun için elimizi keseceğiz şimdi yemek. Yemeğe geçeceğiz. Kahve var değil mi abi? 188 mi 185 mi? Nemen Lemaat'ın sonundaki ilk mektup. Said Nursi başka kitapları beğenmiyor ki yanında başka kitaplar bulundurmuyor. Bak ne güzel cevap vermiş oradan. Haşa. Haşa ve kella diyor. Ya. Öyle başlıyor. 185 hadi. 182 abi. 182. Tamam. Tahir'i buldu. Bayram. Hala ara. Evet. Üçüncü mektup abi. He? Le Lemaht'tan sonra üçüncü mektup mu? Aa, beni tavsiye ettin. Güzel. Hoşuma gitti. Üçüncü mektup mu? Kesinlikle. Peki Lemaat'tan sonra ilk mektup nedir ya? Niye öyle kafamda kaldı? İki tane kısa kısa mektup var. O yüzden... Ha iyi var. ilk mektup nedir? Ee, bu parça hem layıka hem icat kuran aydına yazılacak diyor yani. Ramazan Leyla'yı Kadir Sırrı'yla diyor. Öyle bir mektup var. Allah Allah kalmış kafamda. Hı. Şimdi son şeyi okuyayım keselim. Birincisi yani burada iki nokta var diyor. Nedir o? Her bir istidat kendisine mesela ben külliyatta e, meşrebim. Meslek nedir? Nurculuk. Bak nurculuğa ne denilir? Meslek. Benim anladığım nedir? Meşrep. Maşrapa. Orada neyi akıyor? Meslek. Kova ile, cezve ile, bardakla, tabakla su almak. Bu meşrep. Meşrepan'a göre alırsın umumdan. Onun için meslek ayrıdır, meşrep ayrıdır. Meslek nurculuk, meşrep benim anlayışım. Ha ben anlayışıma davet etmenin iki yolu var. Birincisi, de, okuyorum kesiyorum. Bu istidadın meylani ile intihap olunan ve bir derece hakikati tazamun eden ve ekaliyette kalan kav nefsül emirde mukayyet ve o istidad ile mahsus olduğu halde sahibi ihmal edip mutlak bıraktı. Yani mesela diyor ki bu manada e, anlaşılır çok mana var o kelamda. Tamam O kelam sahibi ki Cenab-ı Hak veya Peygamber veya Risale-i Nur. Yani mutlak bıraktı. Niye bıraktı? Herkes istidadına göre alsın diye zaten yapılmış. Herkes aynı düşünsün diye denme kastedilmemiş. Herkes aynı düşünsün diye olsaydı sarı olacaktı. Onun için Kur'an'da var ya bazı ayetlerimiz muteşabih'tir diyor muteşabihan. Eylerini anlar diyor. Tamam? Niye bıraktı? Etba peki onu şey yapanlar etba iltizam edip tamim etti. Yani mesela diyelim ki ben bir şekilde bir anladım. Şimdi diyor ki abicilik niye başlamış? Abici şöyle başlamış. Mesela bir anlayış var. Risale-i Nur'da, imani esaslarda meslekte farklı anlayış olmaz. Bak bunu üç defa söylüyorum aynı derste. Meslekte yani dusturlarda anlayış farklılığı olmaz. Anlayış marifetullah derslerinde olur mertebeler. Mesela abicilik ne olmuş? Diyor ki benim abim Şöyle bir manayı söylüyor. Ene, hakikat, enfusi, şunu bunu dersler yapıyor. Ahlakı yapıyor, şu bir sosyoloji yapıyor. Ben onun yanında büyüdüm aldı. Ben de enfusi var. Böyle. Ama Rüştü yanında yetişen bir sürü kişiler var. Ben enfusi... aynı değilim yani o konuda bakın. Onun yanında yetiştim aldı. Çok tuhaf. Ha o mutlak bıraktı. Diğerleri Bizim gibi cahil insanlar şiddette tamim. Bu böyledir, benim abim böyledir. Benim abim böyle o en doğru olmasaydı öyle demezdi. Benim babam senin babanı döver tarzında cahil. Yani mana mertebelerinde benim abim böyle demişse bu böyledir. Hayır öyle o do, yanlış de, demiyorlar ama hep böyle değil. Bir sürü şeyler var ya. Mesela aynı hakikatin sureti var. Aynı hakikatin kanuniyeti var. Aynı hakikatin hakik şey var. Yok, sureti, kanuniyeti, hakikati, manyeti var. Sonra zahirisi var, batınısı var. Mülk var, melekutu var. Sucunun var, gusunun var, hattın, battın, muttalan bir sürü şeyler var. Ama bizi mesela takdir çok seviyor böyle. Şey yapmış böyle, tasvip etmiş. Sonra böyle demiş, bu böyledir. Değil kardeşim. Bir sürü hakikat tek olur mu ya? Bu etba iltizam edip tamim etti. Onun için kavgalar başladı. Toz duman çıktı. Mukallidi tasup edip yani o abi esas aldı. O kavlın o abi dedi mi? Hıfsi için muhaliflerini muhaliflerin hetmine çalıştı. Muhaliflerini çürütme. Yok ya sizin yanlış anlıyorsunuz. Abi Hasan abi böyle demiş. Bu böyledir. Bunun ehlidir. Böyle yoktur falan. Bu <laughs> ortalık. Hiç de i̇şte, hiç de öyle değil işte cahil olduğumuz için. Nokta nokta işte şu noktada ikincisini kaldırdı. Yani mevzumuzda şey yoktu. İşte şu noktada huda hevaya tahavül. Peki ne oldu? Böyle bu kadar bu ders yaptık belki bir saat 20 dakika on dakika sürüyor? Ne diyor? Bu, bu yanlışları bunlara dikkat etmediğimiz için bu dersin 20 bir saat beri. işte şu noktadan böyle olmayınca huda farçadır. Hakikat Kur'an Allah'a hevaya, tahavul, hevaya dönüştü. Anladığımız, Allah zannettiğimiz halde oysa nefsimizdi. Allah adına söylerken nefsimiz adına söyledik. Zahirde Allah adına söylediğimiz zannediyoruz. Oysa heva adına yaptık. Sonra mezhep dahi mizaçtan teşrib eder. Mezhep mizaçtan ortaya çıktı. Doğu, doğu göre o mezhep çıktı. Arı ne anisi? kısacası arı su içer, bal akıtır, yılan su içer, zehir döker. Munazarat 79. Burada kesiyorum. Vahir davahum en rabbil alemin. El Fatiha